Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sema 04 Sema'nın kanalındasınız. Hepinize sevgiler, selamlar göndererek yine bir örgü yelekle birlikteyiz. Bebek yeleği yapacağız. Bir, bir buçuk yaşa olacak ölçülerde yapacağız. Bebek yeleğimizin yakasını siyah, kol ağızlarını siyah, kalan kısmını beyaz yapacağım. E, elimde şöyle siyah koton bir ipim var ipim lanosu alara koton siyah 50, 50, gram 140 metreden oluşan bir ip diğer ipim ise, kalınlığı buna eşit olacak derecede bir beyaz ipim var bu da sıradan bir ip öylesine almıştım elimdeydi bunlarla anlatacağım ama benim size tavsiyem aynı ipin iki rengini ya da tek rengini kullanın 3 numara şiş kullanıyorum 3 numara şişime şu anda 80 ilmek attım. Bu yaka bana yetiyor. 80 ilmekten sonra hemen her uşa yapmaya başlıyorum. Yakayı çizgili yapacağım. Kolazların çizgili yapacağım. Yani siyah beyaz çizgili yapacağım. Siz zevkinize göre yapın hemen bu sıramı bu şekilde ben haroşamı bu şekilde yapıyorum çok çabuk örülecek bir model yapacağız hemen örün çocuklarınıza torunlarınıza hediye olarak yani iki günde öreceğiniz bebek yeleği çok da basit 80 tane ilmeğimi tamamını haroşa yapıyorum siyahla Siyahla yaptığımız kısımda herhangi bir model olmadığı için neden siyahla yaptın? Net görünmüyor demenize de gerek yok. Bir sıra siyahımı ördüm. Hemen beyazımı alıyorum. Beyazla devam ediyorum hanımlar. Güzel bir yerek olacağını düşünerek böyle bir tasarım yaptım. Hemen şuradan siyahımla başlıyor beyazımla başlıyor şu ipi de düğüm yapmıyorum bakın şöyle arada götüreceğim siyah ipinizi çekin sıkışsın şöyle arada ipinizi götürün arka yüzde kalacak zaten burası 5 ilmeğe kadar böyle arada götürdüm ve bırakıyorum. Şimdi devam ediyorum. İki sıra beyaz, iki sıra siyah olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi her iki yönden de düz örgü olarak ördüm ve bitirdim arka yüze geçerken arka yüzden de yine aynı şekilde ipim arkada arka yüzden de düz örgü olarak bütün ilmeklerimi örüyorum şimdi yakanın 80 tane ilmek sayısını verdik nasıl yapılacağını öğrendik ben bu yakayı hızlı bir şekilde kaç diş haroşa yapacağımı hemen hızlı bir şekilde yapıp geliyorum hanımlar şimdi hanımlar ben yakayı ördüm 1 2 3 4 5 diş haroşa yaptım hemen ayırdım ön için 2 4 6 8 10 12 14 15 ilmek 2 reglan ilmeği kol için 2 4 6 8 10 11 ilmek 2 reglan 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 arka ilmek 2 reglan diğer taraflarda aynısı şimdi hemen siyah ipimi kopardım beyaz ipime geçtim beyaz ipimle devam ediyorum şimdi önde 7 tane ön pat için öreceğim 7 tanesini yani bu sıra hepsini düz örüyorum. Artışlarımızı yapacağız. Sonra önde bir yaka düşürme yapacağız. Bir model önde, bir model kollarda, arkada da model yapacağız. Bir doladım, iki tane düz ördüm. Bir doladım, 11 tane düz ördüm. 11 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kol ördük, arka bedene geçtik. Bir doladım, 2 tane düz ördüm. Bir doladım, 20 tane düz örüyorum. 20 düzden sonra bir doladım, 2 düz ördüm. Bir doladım yine koldaki ilmeklerimi örüyorum bu sıra bu şekilde arka yüzden de tüm ilmeklerimi ön pat hariç ters örüyorum bir doladım iki düz ördüm bir doladım ön ilmeklerimi sonuna kadar örüyorum arka yüze geçiyorum arka yüzden ilmeğimi aldım ilmeğimi örüyorum 7 tane düz örüyorum. Burası ön pat. 2, 4, 6, 7 tane düz örüyorum. 7 düzden sonra kalan bütün ilmeklerin ters olarak örülecek diğer ön pata kadar. Hepsini ters örüyorum. Kenarda 7 ilmeğim var. 2, 4, 6, 7. Bu 7 ilmeğimi de haroşa örüyorum. Şimdi ön yüze geçtik. Ön yüzden kenar ilmeğimi aldım. Yine düz ördü olarak devam ediyorum. Önü bu şekilde düz örüyorum. Düz ördüm bir doladım iki düz ördüm bir doladım kolay geldik şimdi burada model yapacağız hanımlar şimdi yapacağım model bu tamam mı bu modeli yapacağız hemen bu modelin şu kısmından başlayacağım modelimize şöyle iyice bir bakın bu modeli yapacağız bir tane öne bir tane kola arkaya da bakalım kaç tane sığdıracağız hemen kola geldik modelimiz 11 ilmekten oluşan bir model zaten kolda bizim 11 tane ilmeğimiz vardı hemen başlıyorum dolamamı yaptım işte bilmeğimi düz ördüm şöyle sayıyorum 2 4 6 8 10 11 şu ilmeğin yanından hemen bir tane artırma yapıyorum. 1 2 3 4. 4 tane ters ördüm. 3'ünü birlikte ördüm. 3'ünü birlikte ördüm. 1 2 3 ve 4. 4 tane ters ördüm. 1 doladım. 1 düz ördüm. Reglan artışına geldik. Doladım iki düz ördüm. Şimdi arka bedene geldik. Arka bedende de ilmeklerimi ayarlayıp modeli koyacağım. Şimdi arka bedende iki tarafında eşit gelmesi için bir ilmek artıracağız. Sadece bu sıraya mahsus. Reglan ilmeğinden sonra bir tane artırdım. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane düz ördüm. Hemen burada modelime başlıyorum. Bir doladım. Bir iki, üç ve dört. Dört tane ördüm. İki tane keseceğim. Bana bir, model, bir ilmek daha lazım olduğu için ikisini bir ördüm. Bir iki, üç dört. Bir doladım. Bir, iki üç, dört ve beş şöyle bir sayacağım kaç ilmeğimiz var 2 4 5 tane yapmışım bir dolamışım şimdi burada da yok, modeli yanlış yerleştirdim modeli geri alıyorum sevgili hanımlar sizin de kafanızı karıştırmayayım modeli tam ortaya yerleştireceğiz tamam mı ona göre modeli yeniden başlıyorum arka beden modeli yeniden başlıyoruz ayarladım. dolamamı yaptım? 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ördüm bir doladım. 1 2 3 4. İki tarafın eşit olması için iki ilmeği birlikte kestim. Sadece bir bu sıraya mahsus bu. 1 2 3 4. Bir doladım. 1 2 3 4. 5 ve 6. Her iki tarafta da 6 düzümüz oldu. Tam ortaya modeli koyduk. Hemen bir doladım. iki düz ördüm. Bir doladım. Kola geçtik. Kolda düzümü ördüm. Hemen modele başlayacağım. Düzden sonra bakın burada ne yapmıştık. Bir düzden sonra bir artırma yapmıştık. Bir doladım. Bir 2 3 ve 4 3 ilmeğimi birlikte kestim şimdi birlikte kestim 1 2 3 ve 4 bir doladım bir ördüm bir doladım reglan artışımı yaptım şimdi buradan yaka düşürme yapacağız yaka düşürmeyi ikişer ikişer alıp geri döneceğim reglan artışımı yaptım dolamamı ördüm artırdığımı şuradan iki ilmek alıyorum bir iki ve çeviriyorum yakayı bu şekilde düşüreceğiz ilmeklerimi arkaya atıyorum bu şekilde bütün ilmekleri ters örüyorum hepsini tamamını ters olarak diğer kola kadar örüyoruz arka yüzden bütün ilmeklerimi ters örgü ördüm ve diğer öne kadar geldim. Öne kadar geldik. Reglan ilmeklerimi ördüm, dolamamı ördüm, diğer dolamamı da örüyorum. Hemen buradan 2 ilmek, 2 ilmek alıp dönüyorum. Bir, iki. Bıraktık. Yine ilmeğimizi şu şekilde arkaya aldık. Bakın, şu şekilde bir görüntü var. Bunun ikisi birlikte örülecek. Ön yüze geçtik. Ön yüzden artırmalarımız devam ediyor. Doladım. iki düz ördüm. Doladım. Modelime doğru ilerliyorum. Bir, iki tane düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir, iki, üç. Üçünü birlikte kesiyorum. Diğer kol da bu kolun aynısı. Tamam mı? Bu kolu göstereceğim. Diğer kolu göstermeyeceğim. Üçünü biz kestik. Bir, iki, üç tane ters ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir, iki düz ördüm. Bir doladım. Reglan artışı. Kol bitti. Arka bedene geçtik. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane düz ördüm. Arka beden bir doladım bir düz ördüm bir iki üç ters ördüm üç ilmeğimi birlikte ters örgü olarak ördüm bir iki üç tane ters ördüm bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm kalan ilmekler düz diğer kolu da Aynı şekilde yapacağız. Bir doladım, reglan artışı. Kola geçtim. Kolda da bir doladım, bir düz ördüm. 3 ters ilmek örüyorum. 3 ilmeğimi birlikte kestim. 3 ters ilmek ördüm. Bir düz ilmek ördüm bir doladım bir düz ilmek ördüm yanındaki ilmeği de düz ördüm reglan artışıma geçtim bir iki reglan artışımı yaptım bir iki üç dönüş yerime geldim aynen bu şekilde öreceksin bu şekilde ördüm tekrar buradan iki ilmek alıyorum bir iki çevirdim ipimi arkaya bu şekilde aldım. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum diğer öne kadar. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Ön bedene geçiyorum. Reglan ilmeklerimi ördüm. 1 2 3 ve 4. 4 tane de tersimi ördüm. Dönüş ilmeğime geldim. Yani kısa satır uygulaması yapıyoruz. Ters olarak ördüm. Şuradan iki ilmek daha aldım. Bir ve iki. Çevirdim. Aynı şekilde ilmeklerimi arkaya aldım. Bakın bu şekilde hiç döndüğümüz belli değil. İlmeklerimi düz örüyorum. Reglan artışıma geldim. Doladım. 2 düz ördüm. Doladım. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Kola geçtik. 1 doladım. 1, 2 düz ördüm. 1, 2 de ters ördüm. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 3 ilmeğimi birlikte kestim. 1, bir, 2 ters ördüm. 1, 2 düz ördüm, 1 doladım. 1 2 3 tane düz ördüm. Evet, doğru. 3 tane düz ördüm. 1 doladım, реглаn artışı. Doladım, arka bedene geçtik. Arka bedende ilmekleri düz örüyorum modele kadar. Düz ördüm, doladım. 2 düz ördüm. 2 ters ördüm. 3 tane ilmeğimi birlikte ters olarak ördüm. 2 ters ilmek ördüm. 1 2 düz ördüm, 1 doladım. Diğer ilmeklerim aynı şekilde kola kadar örüyorum. Diğer kolu da aynı şekilde ördüm hanımlar. Doladım, iki düz ördüm, iki ters ördüm, üçünü birlikte ördüm, iki ters ördüm. İki düz örüyorum. Bir doladım. Bir, iki, üç düz ördüm. Reglana geldik. Bir doladım. İki düz ördüm. Bir doladım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı düz ördüm kısa satır ilmeğime geldim. Bu şekilde düz ördüm. Tekrar iki ilmek alıyorum. 1 ve 2. 2 ilmeğimi aldım ve çevirdim. Bütün ilmekler ters. Diğer öne kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Ön bedene geçtim. Biraz hızlı yapıyorum hanımlar. Çünkü model ön yüzden arka yüzde hiçbir işlem yok. Dönüş ilmeğime geldim. Kısa satır ilmeğini de ördüm. Ve şuradan iki ilmek daha alalım. Bir. iki Çeviriyorum. Çevirdim. ilmeklerimi arkaya aldım. ön beden şu anda tamamen düz örülüyor. Yaka düşürmeyi bitirdikten sonra ön beden de model yapacağız. Doladım. iki reglan ilmeğimi ördüm. Doladım. İlmeklerimi düz örüyorum. Doladım. Bir, iki, üç tane düz ördüm. Üç düzden sonra bir tane ters ilmek ördüm. Tekrar üç ilmeğimi birlikte kestim bir ilmek ters ördüm bir iki üç ilmek düz ördüm bir doladım reglana doğru ilerliyorum reglana geldim doladım reglan ilmeğimi yaptım doladım arka bedene geçtim arka bedene geçtim ilmeklerimi düz olarak ördüm doladım bir iki üç bir tane ters ördüm. Model bu şekilde. Diğer kolla önü de buna, buna göre yapıyoruz zaten. Bir tane ters ördüm. Toplamda 3 tane tersim kaldı burada. 1 2 3. Bir doladım. Öne kadar koldaki modelde yaparak aynı işlemi yapıyorum. Burada da aynı diğer kol gibi modelimi yaptım ve reglan artışlarımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane düzüm ördüm. Dönüş ilmeğime geldi. İlmeğimi ördüm. Tekrar iki ilmek alıp dönüyorum. 1, 2, çevirdim. Burada benim 2, 4, 6, 7 tane ilmeğim kaldı. Bu da benim son kısa satır uygulama. Arkaya aldım ipimi. Bütün ilmeklerim ters. Diğer öne kadar hepsini ters örüyorum. Sıra sonuna geliyorum. Bu önden de iki ilmeğimi alacağım ve son yaka düşürme sıramız olacak. ilmekleri ters olarak ördüm. Bakın şu kısa satır ilmeğimiz çift gibi görünüyor. Bu şekilde örüyorum. Evet. Şimdi buradan iki ilmek daha alıp dönüyorum. Burada da 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı tekrar aynı şekilde döndüm. bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum modelimizin de son sırası modelimiz 11 ilmekten oluşuyor son sırasına geldik reglan artışımı yaptım 2 düz ördüm doladım 1 2 3 4 5 tane ördüm bir doladım 1 2 3 4 tane düz ördüm 4 düzden sonra 3 ilmeğin üçünde ters ördüm model bitti model bitti 1 2 3 4 bir doladım kalan ilmekler aynı modelin bu sırası bu şekilde arkayı da kolları da bu şekilde öne kadar ilerleyelim. Bir arkadaki modelde ön modelde aynı şey koldaki modelde aynı şekilde yaptık. Dolamamı yaptım. Ön bedendeyim. Ön bedende bütün ilmeklerin düz olarak örüyorum. Bakın hiç de dönüşler belli değil. Değil mi? Hemen ön pataya geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi arka yüzden devam ediyoruz. 7 tane ilmeğimi yine düz örüyorum. 7. 7 ilmeğimi düz ördüm. Kalan bütün ilmeklerimi ters örgü olarak sırayı tamamlayacağız. Arka yüzden ilmeklerimi ters ördüm. Kısa satır ilmeğime geldim. Bunu da ters olarak ördüm. 7 tane ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Evet. Şimdi ön yüze geçiyoruz. Ön yüzden bu sırada önde de model yapacağız. Modelimiz aynı. Hemen kenar ilmeğimi aldım. 7 tane haroşa örüyorum. İlik açmayı unutmayın bu arada. Ben bir tane ilik açtım. İşte buradan bir tane düz ördüm. 2, 4, 6, 7 haroşa ördüm. Bir tane düz ördüm. Bir doladım ikinci modelimizi kuracağız. Modelin üzerine ikinci model, önde de birinci model. 1, 2, 3 ve 4. 3 ilmeğimi birlikte kestim. 1, 2, 3 ve 4. Ve 4. Modelimizi öne de kurduk bir doladım bir iki tane düz ördüm doladım kola geçtim doladım modelin her iki tarafta düz örgü yani artan şuradan artan ilmekler hep düz olacak ikinci modelime geldim bakın bu şekilde bir görüntü var bir doladım bir 2 3 ve 4. 4 tane ters ördüm. 3 ilmeğimi birlikte ters örgü olarak ördüm. 1 2 3 ve 4. 1 doladım, düz ördüm. Diğer ön kolda bunun aynısı. Şimdi arka bedene geçiyorum reglan artışımı yaptım şimdi arka bedendeki modelimizde birlikte yapalım bir doladım bir iki üç ve dört üç ilmeği birlikte ters kestim İlk başta kurulumunu nasıl yapmıştık modelin yine aynısı İki, üç ve dört bir doladım diğer kolda bu kolun aynısı koldaki modelimi de aynı şekilde yaptım bir doladım bu kolu da bitirdik reglan artışıma geldim bir doladım iki düz ördüm bir doladım şuradan hesaplıyorum şurada bir tane düzüm var 2 4 ters öreceğim üçünü birlikte öreceğim 2 4 ters öreceğim o halde bir ilmek örüp artırıyor bir ilmek ördüm Bakın dolamamı yaptım. Bir iki tane düz ördüm. Artırdım. Ters örüyorum. 1 2 3 ve 4 3 üç ilmeğimin üçünü de birlikte ördüm. Bir iki üç dört ters ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Kenar haroşamı yapıyorum. Şöyle bakalım. Şu önce dakika ne yapmışız? Evet. Aynı modeli öne de koyduk. Önde de aynı şekilde ilerleyecek model. Kolda da modelimin ikincisini koydum. Şuradan itibaren aynı şekilde ilerleyecek. Arka bedende bir modelimiz var. Diğer tarafta Şimdi bunu bir miktar örelim sevgili hanımlar. Sonra devam ederiz yine. Bu iki yaşa kadar olabilecek bir yaka ölçüsü bunda. Şöyle lastikte, yaka lastiğinde hafif bir dilimlerden dolayı böyle bir eğilme olur. Hiç tedirgin olmayın. Ütüyü arka yüzden ılık bir ütü yaptınız mı modelimiz çok düzgün duracaktır.